أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder, ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Allah azze ve celle buraya gelirken attığınız her adım sayısınca kusurlarınızı affetsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca izzet ve takvanızı arttırsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Yiğit, mesaiden yeni mi çıktım? Kardeşlerim, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya radıyallahu anha gözünün nuru, iffet abidesi, her gördüğünde Peygamber aleyhissalatu vesselam'da güzelliklerin devşirilmesine vesile olan ve 27 yaşında toprağa giren güzel kızına Peygamber aleyhisselam sesleniyor. Diyor ki, sana tavsiye ettiğim şeyi dinlemekten seni men eden şey nedir diyor. Sana tavsiye ettiğim, nasihat ettiğim, emrettiğim şeyi yerine getirme konusunda belki ihmalkar davrandığından dolayıdır. Yer yer unuttuğundan dolayıdır. Ya da kızı Fatıma'nın üzerinden ihmalkar olacaklara, tabir yerindeyse hizaya gelmeleri anlamında bir hitaptır. Dedi ki, sabahladığın ve akşamladığın zaman, sabahladığın ve akşamladığın zaman, ya hayyu ya kayyum, birahmetike estagithu eslih li şe'ni kulle. وَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِ تَرْفَةَ عَيْنِ Ey hay ve kayyum olan Allah'ım! Rahmetinle senden yardım diliyorum. Her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle bir an bile baş başa bırakma dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kıymetli dua Hakimin müstedrekinde kayıt altına alınmıştır. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enes bin Malik radıyallahu an, Peygamber aleyhissalatu vesselama yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Hadimun Nebi, Nedim, yani Peygamber aleyhisselamın yardımcısı olarak sesleniliyordu. Allah Resulü onu o kadar sevdi ki ona latife yapacağı zaman iki kulaklı diye seslenirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde rivayet edildiğine göre her gece Allah Resulü'nü rüyasında görürdü. Ve bakın şu ifadeyi kullanmak muhabbetin ve sevginin en büyük alametlerinden biridir. Keşke Peygamber aleyhisselam yaşasaydı da onun huzuruna çıkıp ey Allah'ın Resulü küçük hizmetkarın geldi diye seslenseydim diyor. Allahu Ekber. Allah Resulü Aleyhisselam'ı o kadar sevdi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir hatırası olan değneğini ve saçının bir telini her zaman üzerinde sakladı. Vefat ettiği esnada da Enes bin Malik'in kefenin arasına o asayı dilinin altına da Allah Resulü'nün o mübarek saçını koydular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi değerli kardeşlerim, bu Enesciğin Resulullah'ın ifadesiyle iki kulaklının sahabe arasında da Hadimun Nebi, Nebi Aleyhisselam'ın her daim yardımcısı olan bu güzel gencin bir hatırasını paylaşalım. Ondan sonra hadisi şerif üzerinde duralım, olur mu abi?
Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğradım. Kendisi kaylule uykusunda olduğundan dolayı çocukların yanına gittim. Oyun oynayan çocukların yanına gittim. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Oyun oynayan çocuklara selam verdi. Onları adam yerine koydu. Onlara itibar etti. Sevdiğini, onlara değer verdiğini göstermek anlamında selamlaştı. Yeri geldi başlarını okşadı. Yeri geldi hal hatırlarını sordu. Yeri geldi Enes gibi iki kulaklı diyerek takıldı. Yeri geldi zor günlerinde ağladıkları anlarda onları susturan bir anne oldu Peygamber aleyhisselam. Aman ha çocuklar şımarmasın. Bizi gördüklerinde ahlaktan ve edepten yoksun kalmasınlar diye sert bakışların sahibi, katı bir kalbe sahip değildi Nebi aleyhisselam. Enes radıyallahu anh bunu gösterdi. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, oyun oynayan çocuklara selam verdi. Sonra ben diyor onların diyor oyununu seyrederken beni diyor çağırdı, beni diyor bir yere gönderdi. Bakın bir yere gönderdi. Ben gelene kadar bir gölgenin altında bekledi. Annemin yanına geç kaldığımdan dolayı dedi ki ey Enes böyle geç kalmanın sebebi alameti nedir deyince dedim ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrıdır. Allahu Ekber. Langundi, seni doğuran benim. Altını bezleyen benim. Yemene içmene vesile olan benim. Benden Resulullah aleyhissalatu vesselamın sırrını saklayacaksın. Ensesine çatlatırlar adamın. Sen adam mı olduğunda sır saklamayı öğrendin? Bak bakalım Allah bilir ne dolaplar çevirdin de Peygamber aleyhisselamın arkasına saklandın. Sen ve ben bunu söylerdin ama Enes bin Malik'in annesi ona yöneldi. Dedi ki öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını mutlaka sakla dedi. Allahu Ekber. Mutlaka o sırrı sakla. Tabir yerindeyse Peygamber aleyhisselamın sır küpü ol. Onun o hazinesini asla dışarıya devşirme dercesine. Sonra Enes bin Malik dedi ki, hadisi rivayet eden kişiye yöneldi. Eğer o sırrı birine söyleyecek olsaydım, ey sabit o sırrı diyor sana söylerdim. O sırrı sana söylerdim. Şimdi değerli kardeşlerim, özellikle anne ve babalar ve konuşacağım şeyler çocuklar üzerinde, gençler üzerinde abi rolü oynayan, abla rolü oynayan dert sahibi davetçilere gelecektir. O da şu ki bir, evlatlarımızın özellikle sır saklamayla alakalı melekelerinin gelişmesi için yaşları ufakken onlara bazı sırlar verelim. Ama o sır bize göre sır olsun. O sır evladımıza göre sır olsun. Belki anası biliyor, danası biliyor ama o onun sır olduğunu anlasın. Sırrın nasıl önemli bir şey olduğunu nasihat ederek ona kavratalım ve öğretelim. Sonra az önce latifesini yapsak da ben anneyim ve babayım. Oğlum benden asla kimsenin sırrını saklamayacaksın. İyi niyetini bildiğimiz insanlar tarafından ona bir sır verildiyse gideceği yer, oturacağı mekan, ulaşacağı saat, kimlerle bir araya gelecek, hangi dersi yapacaklar, hangi dersi yapmayacaklar çok kıymetli bir bilgi olmasa da onun o sır melekesine zede vermeyin. Buna ne olur çok dikkat edelim. Enes bin Malik'in annesi gibi yaklaşalım. Eğer senin hocan, abin, kardeşin böyle bir sır verdiyse bu sırrı elinden geldiği kadar koru, mezara taşı. Üçüncüsü özellikle kardeşlerim, orta öğretim çalışmalarında bulunan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Onları bilgi yığını haline getirmekle beraber, yani onların matematiği, fen, kimyasıyla uğraşıp bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i tecvidiyle, tilavetiyle, belagatıyla öğretirken ne olur ahlaki erdemleri kazanma noktasında onlarla zaman harcayın.
oturması, kalkması, büyüklerine karşı alakası, küçüklerine merhamet göstermesi. Eğer elinize gelen bir genç bir hata yapıyor ve bir yanlışın sahibi ise görmezden asla gelmeyin. Görmezden geldiğiniz her bir kusur 20 yaşında başımıza bela olacaktır. Ağaç yaş iken eğilir felsefesi bundan dolayı gelmektedir. Özellikle davetçi kardeşlere sesleniyorum. Onları dillerinizle, ellerinizle, Hazreti Ali'nin ifadesiyle, Cafer-i Sadık'ın ifadesiyle, o hareketlerimizle en güzel nasihati sunacağız. Çünkü kardeşlerim, evlatlarımız, kendi çocuklarımız, dışarıdaki çocuklar, bizim çocuklarımız Allah Subhanahu ve Taala'nın Vehhab isminin bir tecellisidir. Vehhab kullarından hiçbir karşılık beklemeksizin onlara çokça lütufta bulunan, ikramda bulunan demektir. Peygamberler alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den çocuk isteyecekleri zaman Vehhab isminin hürmetine istemişlerdir. Kur'an'da peygamberler Allah'a seslenirken evlatları için Vehhab ismiyle Allah Azza ve Celle'yi anmışlar ve zikretmişlerdir. Zira evlatlarımız alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin madden ve manen bir nimetidir. Görmezden gelinecek, elimizin tersiyle itilecek, hor görülecek, günah bataklığı içerisine terk edilecek varlıklar değiller. Bunu ne olur evvela anlayalım. Bakın Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste sahabelerle birlikte otururken öyle güzel bir sohbet ediyor ki, öyle güzel bir atmosfer var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitabı tabir yerindeyse ortasından konuşacağı bir an geliyor ve bakın şu sözleri söylüyor. Kulların içerisinde, yani insanlar içerisinde öyle kullar vardır ki kıyamet gününde Allah onların yüzlerine bakmayacak. Onları affetmeyecek ve onları temize çıkartmayacak. Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki bir anda ortalık buz kesti. Müthiş bir sessizlik. Kimseden çıkmıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sözlerden önce o kadar güzel kelimelerle bize ifade buyuruyordu ki acaba peygamber cenneti mi anlatıyordu? Cennetin sahiplerinin özelliklerinden mi bahsediyordu? Ben bilmiyorum ama Enes bin Malik'in anlattığına göre sessiz, sedasız, vakarlı bir şekilde peygambere yöneldiler. Ama peygamber aleyhisselam bu cümleleri kullanır kullanmaz mescitte bir anda sessizlik çıktı. İçlerinden biri cesaret etti, cihad. Dedi ki, ya Resulallah bize bu insanlardan haber ver. Siz merak etmiyorsunuz değil mi? Ben merak etmiyorum. Bu hadis dışarıda okunduğunda inanın kulaklarımıza çarpıyor, geri gidiyor. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden sonra mescid buz kesti. İnsanlar sessizleşti. Bir tehdit ile karşı karşıyalar. İlahi bir tehdit ile, nebevi bir ikaz ve tehdit ile karşı karşıyalar. Dediler ki ya Resulallah, bu adamlar kimlerdir? Çok ilginç. İlk defa bugün karşılaştığım bir hadis-i şerif kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, üç sınıf sayıyor. Ben bunları madde halinde sonra kısa açıklamalarla değineceğim. Diyor ki birincisi, anne ve babasından yüz çevirip onları terk eden adamlar. Bir, anne ve babasından yüz çevirip okuma yazma bilmediklerinden dolayı belki kimisi için. Başörtüsünü beğenmediğinden dolayı belki birileri için. Ne konuştuğunu bilmeyen sert, kaba bir adam olduğu için bilmiyorum. Ama Allah Resulü diyor ki, anne ve babasını madden ve manen terk eden adamlar. Şimdi bu konuya biz defaatle değindik. Şimdi bu burada dursun gençler.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle ikinci maddenin üzerinde biraz duracağım, hızlı geçeceğim. Bakın çok ilginç. Evlatlarını terk eden babalar diyor. Evlatlarını terk eden babalar. Diyorlar ki muhaddisler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çekirdek bir aileden bahsettiğinde babayı zikrettiyse muhakkak ki anne de ona tabidir. Yani anne ve babalar demiyor, evlatlarını terk eden baba, o zaman bunu devamında gelen bir anne var. Yani evlatlarına sırt çeviren bir anne baba. Şimdi bu hadis burada dursun. Üçüncüsü, bu da çok ilginç. Yardımda bulunan kimseyi unutup kendisine nankörlük yapan adamlar. Borcun vardı, borcunu ödeme konusunda sana rahatlık sağlatan, sıkıntılı anlarında seninle beraber dertleşen, ağladığın zamanlar seni güldüren, hastalandığında sürekli yanında duran, yani bela ve musibetin içerisindeyken seni elinden tutan, belki kimisi için hidayet hocasıdır, kimisi için baba, kimisi için anne merhametine sahiptir. Ama Ademoğlunun bir nankörlüğü var ya hocam, Allah'a bile bunu yapmış. Batacak gemi esnasında demiş ki, Allah'ım bizi buradan kurtarırsan biz sana ibadet edenlerden olacağız. Karaya çıktıkları gün ilk önce Allah'ı terk etmişler. İlk vazgeçtikleri şey Allah'a verdikleri sözler olmuşlar. Ademoğludur, nankördür. Allah'a nankör ve asi olan bir adamın sana ve bayana veya benim sana, senin bana nankörlük yapman çok abes bir şey değil. Ama Allah Resulü tehdit ediyor. Sana iyiliği dokunan, en acı anınızı ne olur şöyle hatırlayın. En acı anınızı hatırlayın. Bakın, borç morç bir tarafa dursun. Eğer o borç seni yıkıyorsa o anını ne olur hatırla. Hastasın, delirmek üzeresin, kendini kaybetmişsin, divane gibi sokaklarda dolanıyorsun. Seni elinden tutan adamı unutuyorsan bu hadisin sen muhatabısındır. Seni yıllarca emziren annene sırt çevirmenin sebebini de yaşayacaksın sonra. Yani bir defa anne ve babanı terk ettin, birinci maddeyle tehdit edildin ama bir de üçüncü maddeyle de tehdit ediliyorsun. O da ne? Onlara sırt çevirmeyle. Yani vefa sahibine nankörlük yapmakla. Çünkü bizim lügatımızda vefa sahibine ne vardır Müslümanlar? Onun cefasını tabirlerinde ise çekmek vardır. Allah Resulü bununla da tehdit etti. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Bakın Peygamber aleyhisselam dedi ki, evladını terk eden baba. Aa, böyle baba mı olur? Yazıklar olsun böyle babaya. Özür dilerim, sana yapmadım. Zaten bu adama baba denmez. Ben biliyorum bunu. Berduş'un tekiydi bu. Ayyaş bir adamdı. Müptezel'in tekiydi. Nasıl çocuk sahibi oldu? Biz de şaşırıyoruz. Bu adama çocuk değil, koyun versen vallahi güdemez. Ben onu kastetmiyorum şimdi Müslümanlar. İstisnaları olmakla beraber yeryüzünde bu tür insanların sayısı azdır. İstisnaları muhakkak vardır. Ama bugün başı boş bırakılan çocuklar demiş alimler. Bu hadisi şerifi şerh ederlerken evlatlarıyla ilgilenmeyen anne babalar, onların namazına, orucuna, zikrine, salihlerle beraber oturuşuna, Allah yolunda yürüyüşüne, ya herkes kendi bacağından asılacaktır diyerek kendini temize çıkartan anne ve babalar. Odun değil ya abi, abi anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyor. Bu kadar nasihati bu duvara etseydim ertesi gün benle konuşurdu diyen anne ve babalar. Abi yeter ya, bu adam için ben helak olacak değilim. Ben bundan dolayı kendimi yıpratıyorum. Madden ve manen bir erozyonun içerisindeyim diye sokağa terk edilen çocuklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu kastediyor. Sabah namazına kalktığında evladı, hadi oğlum kalk, dur baba daha kalkamıyorum dediğinde de, lan kalkma, sen kalkma. Sen Allah'a hesabını vereceksin diyoruz ya. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastediyor. Bunu kastediyor Müslümanlar. Bakın şimdi özellikle Allah kendisinden razı olsun, İmam Gazali rahimeullah diyor ki, eğri ağacın gölgesi doğru olmaz diyor. Eğri ağacın
gölgesi doğru olmaz. Anne, baba ve muallim. Şimdi az önce dedi ki sadece anne baba değil, davetçiler, dert sahipleri, eğitmenler. Anne baba ve muallim düzgün bir ağaç gibi olmalıdır ki çocuk da onun gibi gölgesi dosdoğru olsun diyor. Allahu Ekber. O yüzden kuracağımız davetin metodunda anne, baba, davetçiler, muallimler iç içe olacaklar. Entegre bir çalışmayı yapmak zorundayız. Abi senin çocuğun da ipe sapa gelmiyor. Doğru gelmiyor. Getirebilseydik evde getirirdik. Ama sen de mescide getirip de bu çocuğu tabir yerindeyse başından savuyorsun. Sen öyle zannediyorsun. Ne acı çektiğimi sen bilmiyorsun. Bu tek başına başarılacak bir şey değil. Hadi be oğlum, ben seninle şu an ilgilenemiyorum. Sana vaktim yetmiyor. Ya zaten hayat içerisinde baktım ki bir baba evladına örnek olamıyormuş. Hadi git bakalım Adem Hoca'nın kucağına. Onun ocağında piş. Pişemiyorsa suçlu Adem Hoca. Oo. Mesele bu değil kardeşler. Mesele anne, baba ve dert sahipleri bir araya gelecekler. Problemi çözme noktasında gayret gösterecekler. Neden? Çünkü kardeşler dedik ya, onlar Vehhab olan Allah Azze ve Celle'nin bize lütuf ve ihsanından bağışladığı nimetlerdir. Allah Azze ve Celle, bu kısmı özellikle kapatacağım artık. Harise bin Süreka gibi evlatları bizlere nasip etsin. Kim bu? Süreka'nın meşhur siyer kitaplarında hicret esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek isteyen adam var ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme karşılığında kendisine yüzlerce deve vaat edilen adam var ya, onun bir oğlu var, Harise bin Süreka radıyallahu an. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bakın daha 15 yaşlarında bir çocukcağız. Ya Resulallah, bana dua et, ben diyor Allah yolunda diyor şehit olayım. Allahu Ekber. Bana dua et, ben diyor 15 yaşında, dikkat edin Müslümanlar, ben diyor Allah yolunda şehit olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehit olması için ellerini kaldırır, dua eder ve aradığı şehadeti Bedir Savaşı'nda bulur. Bedir Savaşı günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçük, çelimsiz, biraz minyon tipli olduğundan dolayı onu ordunun arkasına atar. Daha savaş kızışmamıştır. Süreka, yani Harise bin Süreka bir kuyunun yanına gelir, su birikintisinin yanına gelir. Tam suyu içecekken müşriğin bir okuyla boğazından şehit olur. Şimdi yalnız ne olur şuraya dikkat edin. Allahu Ekber. Harise bin Süreka defnedilir. Cihat biter. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam ordusu evlerine döndükleri sırada Harise'nin annesi gelir. Ağlayan gözlerle. Der ki ya Resulallah. Söyle der. Benim oğlum şehit midir? Zira diyor çatışma yaşanmadan kendisinin öldürüldüğünü duydum. Savaşmadan, kılıçlar kınından çıkmadan kendisinin öldürüldüğünü duydum. Eğer şehit değilse ağlayarak diyor sürekli diyor onun için dua edeceğim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki şu an Harise bin Süreka Firdevs cennetinin diyor bahçelerindedir deyince annesi tebessüm ediyor, gülüyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıyor. Allahu Ekber. Efendim Allah nasip ederse Müslüman kardeşlerimiz, gençlerimiz, üniversiteli abiler, esnaf abiler de yanlarında olacakmış. Kimisi şoför olacak, kimisi tabir yerindeyse olgunluğuyla onlara ders verecek. Kısmet olursa biz Çanakkale'de kamp yapmak istiyoruz. Oğlunuza da talibiz. 15 yaşındadır ama sağını solunu biliyor, tuvaletini yapmasını biliyor, yemesini içmesini biliyor, arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Biz kendisine faydalı olacağına inandığımız bir gezi ve muhabbet ortamı oluşturacağız. Ya nasıl olacak ki? Çanakkale'de çok uzak değil mi? Ya çocuğun ayağına bir şey batarsa? Aman hocam benim çocuk yüzme bilmiyor. Suyu da çok sever. Sizin gözetiminizden kaybolur da gider boğulur. Aman ha benim çocuğum yemeğe çok düşkündür. Sabah kahvaltısı, öğle yeme, akşam yeme. Akşam da sütünü içirip ninniyi de söyleyip uyutursanız çok memnun olurum. Yani anne baba Allah şehadeti arzuluyorsanız yalancısınız.
Evladınızın ıslah olmasını istiyorsanız yalancısınız. İnandırıcı değilsiniz. Abi bu soğukta da ya halı sahadan maaş neyin nesiymiş? Yani yaz bitti de 15 tatilde karın yere düştüğü bir sırada aman çocuğun donu ıslanacak, çorabı ıslanacak, pantolonu ıslanacak, ayakkabısı ıslanacak. Bu ıslaklıkla beraber kek ve meyve suyu verecek misiniz? İki de nasihat edecek misiniz? Ama benim oğlum grip olur. Sinüziti de var, biraz da baş ağrır. Deyip de ya oğlunun ne olmasını istiyorsun? Oğlumun mücahit olmasını isterim. Ondan dolayı da adını mücahit veya cihat koyduk diyenler ne olur kendilerini kandırmasınlar. Ben başta olmak üzere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadıncağız gitti. Feryadı figan etmesi gerekirken eğer şehitse başımın tacıdır. Mutluluğumdur. Düğünüdür onun. Ama değilse diyor sürekli ağlayarak ona dua edeceğim. Şehadeti ve Firdevs cennetinin nimetlerini elde ettiğini duyunca kadıncağız gülerek Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılıp evine dönüyor. Allah azze ve celle bu çocuğun hikmetini, ferasetini çocuklarımıza, bu annenin tabir yerindeyse metanetini, ihlasını ve samimiyetini biz anne babalara nasip etsin kardeşlerim. Şimdi hadisi rivayet eden kişi Enes bin Malik'ti. Hatırasıyla beraber kendisini yad ettik. Allah kendisine razı olsun. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatına bakan kişi onun zakir olduğunu görecektir. Sürekli Rabbini zikreden, her koşulda, her daim alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaşmak için dua eden mümtaz bir şahsiyet olduğunu görecektir. Kardeşlerim, zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Muhakkak ki dua ibadetin ta kendisidir. Muhakkak ki dua ibadetin ta kendisidir. Yani namaza yardımcı olan abdest gibi değil. Tam bir ibadettir. Sonra devam etti. Dedi ki Peygamber aleyhisselam şu ayeti okudu. Rabbiniz buyurdu. Bana dua edin size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenleri cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şerifi hatırlatarak. Bu hadis Tirmizi'de, Ebu Davud'a ve İbn-i Mace'de geçmektedir. Özellikle Allah'ı razı etmek isteyen, Allah'a yönelmek isteyen, Rabbi ile mutmain olan, kalbi sekine bulan kişilerin yöneleceği ibadet duadır. Zamanı yoktur. Mekanı yoktur. Yolda yürürken, otururken, yaslanırken, yatarken, çalışırken aklınıza ne geliyorsa Allah'a yönelip dua etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abidlerin en güzel sünnetlerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya nasıl başladı? Ya hayyu, ya kayyum. Bakın İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen bir hadise şerife göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu iki ayet birincisi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetel kürsi diye nitelenen Bakara suresi 255. ayetin başı, ikincisi de Ali İmran suresinin ilk ayetleri elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetleri Allah azze ve celle'nin en büyük ismi azam diye geçen en büyük isimlerindendir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün adamın biri namaz kıldığı bir sırada Hay ve Kayyum isimleriyle alemlerin Rabbi olan Allah'a dua ettiği sırada Peygamber aleyhisselam sahabelere döndü dedi ki sizce bu adam Allah'a ne şekilde dua ediyor biliyor musunuz deyince dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah aleyhisselam dedi ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. O Allah'a ismi azamı ile dua etmektedir. Allah bununla dua edilince kabul eder ve bununla bir şey istenince verir dedi Peygamber aleyhisselam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Ailesiyle sıkıntı yaşayan,
işiyle problemi olan, davet çalışmasının bereketsizliğinde imtihan olunan, evlatlarının hidayetinden yoksun olan, ne sayarsanız sayın, başınıza nasıl bir musibet geldiyse geldi veya nasıl bir hayrın devşirilmesini istiyorsanız, Peygamber aleyhisselam dedi ki, ya hayyu, ya kayyum isimlerini zikrederek Allah'a ne yapın? Yönelin kardeşler. Özellikle bunu hatırlatmak istedim. Hay ve kayyum nedir? Hay, hayat sahibi. Hayat sahibi olanların hayatını bahşeden demektir. Yeryüzünde hareket eden, kımıldayan, canlı ne kadar varlık varsa onların hayat sahibi kılan kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kayyum ise her şeyi sevk idare eden, zengini fakir, fakiri zengin eden, hastayı hastaya şifa, şifalı olanı hasta eden Sireç abi, kayyum olan Allah'tır. Yıldızları gökyüzünde tutan, güneşi belli bir yörüngede sürükleyen Muhammed, hayvanlara, bitkilere ve yeryüzünde var olan her şeye yön veren güç, kayyum olan Allah'tır. Özellikle bir şeyi hatırlatmak isterim. Müstekbirler, yani ilahlaşanlar, kendilerini ilah gören acizler, yeryüzünün imarı bize aittir. Sevk ve idaresi bize aittir. Dijitalleşeceksiniz diyeceğiz, dijitalleşeceksiniz. Elinize sıkıştırdığımız telefonların kulu ve kölesi olacaksınız diyeceğiz, kulu ve kölesi olacaksınız. Zinayı içinizde yayacağız, zani olacaksınız. Aldatmayı içerisinizde yayacağız, hırsız olacaksınız. İnsanları kandıracaksınız. Yani biz nasıl bir dünya istiyorsak, yıldızıyla, güneşiyle, ayıyla, deniziyle, ağacıyla, bitkisiyle öyle bir dünyayı yaşayacaksınız diyenler var ya, başta İsrailoğulları olmak üzere, kesinlikle bilsinler ki ve bilelim ki kayyum olan Allah'tır. Tuvaletlerini yaparken dahi kayyum olan Allah'a muhtaç olurlar. Yediklerini çıkartırken kayyum olan Allah'ın gücüne muhtaçtırlar. Müslümanlara sıkmış olduğu silahların tetiklerini tutarken kayyum olan Allah'ın yardımına muhtaçtırlar. Nefes alırlarken, nefes verirlerken kayyum olan Allah'a ihtiyacı vardır. Yeryüzündeki bütün iktidarın sahibi sadece Allah'tır. Onun dışında iktidarlık taslayanlar vallahi acizlerden de daha aşağılıktırlar. Hayvanlardan da daha kötüdürler. Esfel-i safinin çukuruna girmiş olanlardır. Allah'a meydan okuyanlar, Allah gibi kendilerini görenler ve yeryüzünün iktidarını, saltanatını elinde bulundurduklarını zannedenler. Efendim, adamın elinde para var, bak Biden'a yön verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki dengesizliği, tabir yerindeyse dengeli bir unsura oturttu. Para var, siyaseti biliyorlar, askerleri var, teknoloji onların elinde. Vallahi abi, uçan kuş dahi semadan geçerken onlardan izin almak zorundadır diyenler vallahi yanılmaktadırlar. Her gücün ve her gölgenin altında müstekbirleri arayanlar vallahi yanılmışlardır. Elbette bir gün kafirlerin ve zalimlerin, özellikle müstekbirlerin hiç hesaba katmadıkları bir anda onlardan daha aciz, onlardan daha eksik, onlardan daha fakir, onlardan daha az yeteneklere sahip olanların tahakkümü altına bir gün gireceklerdir. İnşallah onlar Müslümanlar olsunlar. Tıpkı bugün özlenen günleri bize gösteren kardeşlerimizde olduğu gibi. Ne oldu? Devler orada cüceye döndüler. Orada bina gibi duranlar gölge oldular, gölge. Suyun üzerinde bir köpük gibi gittiler. Aşağılık ve zelil bir şekilde ayrıldılar. Ama abi öyle deme, uydudan falan şeyler yapıyorlarmış. Sen şimdi öyle zannediyorsun ama şimdilik geri çekildiler. Bazı şeyleri bıraktılar. Ya bırak kardeşim bunları. Bunların gücü prize taktıkları fiş kadardır. Çektiği an bitecektir. O eli biz yapamayacağız belki ama o fişi çekecek olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O gücü ve saltanatı onlara Allah verdi. Tekrar o saltanatı onların elinden alacak olan Allah'tır. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Allah müstekbirlerin zulmünden Müslümanları korusun ve muhafaza eylesin.
Hızlı geçiyorum ve bitiriyorum inşallah değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ya Rabbi rahmetinle senden yardım diliyorum. Her türlü ihtiyacımı sen gider. Her halimi ıslah et. Bu mükemmel bir ifadedir. Her halimi ıslah et. Beni namazımla da ıslah et. Orucumun içerisinde de ıslah et. Cihad ederken de ıslah et. Zikir ederken de ıslah et. Çalışırken de ıslah et. Allah muhafaza günahın içerisindeyken de ıslah et. Her durumda beni ıslah et. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsun beni nefsime bırakma, terk etme dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nefsiyle baş başa kalmak, özellikle günahların ayyuka çıktığı bir dönemde nefsin heva ve hevesinin vesveseler içerisinde tek başına kalabilmek. Ben bu tek başına kalmayı şuna yorumlayacağım ve bitireceğim. Bu belki daha fazla izaha muhtaçtır ama ben buna kafi değilim. Özellikle şu sokaklarda, yaşadığımız mahallelerde, iş ortamlarında, ya elhamdülillah ben bana yetiyorum. İşte camide namazımı hasbelkader kılmaya çalışıyorum. Bazen de işte televizyonda böyle abilerin, hocaların, amcaların nasihatlarını dinliyorum diyenler bilsinler ki nefisleriyle tek başına kalmış kimselerdir. Ben cemaat üstü bir adamım. Cemaat benim neyime? Ben cami cemaatini bile cemaatten saymıyorum. Cemaatlerde böyle sıkıntılar var, böyle problemler var. Bak gün yüzüne çıkıyor. Haberlerde ifşa oluyorlar. Neler neler yapıyorlarmış. Tek başına kalmakta hayır vardır diyenler. Efendim illa birilerine bağlı olmak zorunda mıyız? İlla birileriyle beraber oturmak zorunda mıyız? Her koyun kendi bacağından açılacak felsefesiyle hareket edenler. Abi korkuyorum ya. Kime gitsem ya paramı istiyor, ya arabamı istiyor. Yani benden bir şey istiyor. Ben de istenilmeyen bir yerde tek başına kalmayı tercih ettim diyenler. Ya bu adamların benden ne farkı var? Bana ne sağlayacaklar ki? Bana nasıl bir katma değer ulaştıracaklar ki deyip de yalnız başına kalanlar. Ya bırak abi be, 30 yaşında evlendik. Biraz tadını çıkartalım. Çoluk çocuk şöyle bir çakır keyiflik yaşayalım. Ama namazımızı da inşallah bırakmayız diyenler çoktan birçok şeylerini bıraktılar da farkında değiller. Arşın Allah'tan uzaklaştılar, farkında değiller. O yüzden kardeşlerim, evet bir tarafta Allah bir odanın içerisinde bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Muhasebeyi tutarken, tabir yerindeyse kasadaki bir parayı kendimize almanın meşruiyetini bulurken Allah nefsimizle bizi baş başa bırakmasın. Zulme uğradığımızı zannedip de zalimin boynuna yapışıp da zulmedeceğimiz bir anda Allah bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Ama bununla beraber Allah bu toplumun içerisinde bizi Müslümanlarsız bırakmasın. Cemaatsiz bırakmasın. Kardeşsiz bırakmasın. Dostsuz bırakmasın. Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek eylesin. Akıbetinizi hayır, cennetinizi inşallah firdevsi âlâ eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.